Hoş geldiniz arkadaşlar. Beğenen bugün sizlerle Charo ve Azrael'ın Türkçe altyazı hikayesini izleyeceğiz. Animasyonunu izleyeceğiz. Bu tarz bir kamera yapayım dedim. Şu an saat abi 5. Bir saat sonra bu videoyu ışık hızına yetiştirmeye çalışacağım. Siz bu videoyu altta izleyeceksiniz. Aslında ben bu animasyonda spoiler olduğunu sandığım için iyi sondan hemen sonra izlememiştim. Ama bu iyi sonla alakalıymış. Hatırlarsanız iyi sonda Gaster'ın laboratuvarına girdiğimiz zaman, True Lab'a girdiğimiz zaman bir kayıtlar vardı. Video kayıtları. Orada bir görüşme vardı. Onları animasyon haline getirmişler. Ve burada Charo'yu daha iyi tanıyacağız. Kötü sona başladığımızdan Charo'yu daha iyi anlamlandırabileceğiz. Ve canlı yayın mükemmel geçti. Dila canlı yayını mükemmel geçti. Canlı yayında bazı aksaklıklar olmuştu birbirimize. Tamir ettim onu. Merak etmeyin, diğer canlı yayına devam edeceğiz. Ve Undertale kötü son ilk bölüm en yakın zamanda yüklenecek. Hala aboneyseniz benim şekilde aboneyseniz. Başlıyoruz abi. Azrael ve Chara'nın hikayesi. Altyazı bir şekilde. Bakın şimdi düşen Chara. Yardım! Yardım! Ve Azrael onu kurtarıyor. Daha iyi anlayacağız burada Chara'yı ve Azrael'ı ne olduğunu. Anlamamış katılarsın en sonunda. İlk düşen insan bu. Chara mı Azrael mi hala bilmiyoruz ama Chara işte. İlk düşen insanmış aslında. Tamam Chara, hazır mısın? Bakın bu video kaydı vardı ya. Ürpertici ifadeni yap. Hehehey. Çok kısa video, 6 dakikalık. Bak Chara. Aa bak, bu oda Chara ve Azrael'ın birlikte durduğu odaymış. Oha bak, ben bunu bilmiyordum abi. Kötü sonda ve her dakika Toriel'in evinde gördüğümüz yer. Ama gri olduğu için burası Asgore'un evine benziyor. Bak Chara. Bize kalp madalyonları yaptım. Aa, sarı kalp Chara mıymış? Dur, tüyler diken diken. Bunu sevdim, teşekkür ederim Azrael. Şu an her şey yolunda gözüküyor ama ne olacak acaba şimdi? Chara niye kötü olacak? Asgore şey yapmışlar. Oo, nasılsın Chara? Kameraya gülümse. Bak bunlar hep o konuşma, video kaydı vardı ya True Lab'da. Bu sefer seni yakaladım. Bunlar da o konuşmalar. Kapağı çıkarmamıştım. Bilerek. Şimdi hiçbir şey için gülümse. Hem bile bile kapağı çıkartmadan çekmiş hep. Hehehey. Oo. Karamelli kekimiz. Ve bunlar. Burada 6 tane kalp var. Burada sadece Frisk'in kalbi yok. Kırmızı kalp yok. Gün ışığı gibi bir yer. Gün ışığı galiba. Oo, sarı çiçekler. Hey Azrael, turta yapmaya çalıştığımız zaman hatırlıyor musun? Şu an her şey yolunda gözüküyor ama. Ne? Oo, evet hatırladım. Babama tarçınlı karamel turtası yapmaya çalışırken tarif bir kap yağ istiyordu. Ama biz onun yerine ayçiçeği koyduk. Aha! Ama tüyler diken diken olmaya başladı benim. Anlamaya başladım. Seninle pişirmek eğlenceliydi. Yorumlara her dakika yazıyordunuz. Çiçek alerji muhabbeti şimdi oraya geliyor galiba. Dur bakalım. Seninle pişirmek eğlenceliydi. Yanlış maddeyi kullandığımız halde bile. Evet. Bu çiçekler onu hasta etmişti. O Azgore hasta mı etmiş? Çok kötü hissettim. Annemize gerçekten üzmüştük. Gülüp geçmeliydim. Senin yaptığın gibi. Her neyse. Bununla nereye gideceksin? Bu kadar Azrael. Düğün çiçeği yiyebilirim. Bu sayede sen de ruhumu bariyeri geçmek için kullanabilirsin. Aa, düğün çiçeği. Sarı çiçekten bahsediyor. Onu yersem ölürüm diyor. Azrael sen de diyor çıkarsın yukarı diyor. Sen de ruhumu bariyere geçmek için kullanabilirsin. Bir dakika, Azrael'a ruhunu vereceğim diyor Chara şu an. Hayır, bu fikri sevmedim Chara. Ağlıyor musun Azrael? Baba ne, hayır ağlamıyorum. Büyük çocuklar ağlamaz. Bunu yapabiliriz. Oha, evet doğru söylüyorsun. Oha, Chara Azrael'i kurtarmak için kendi ruhunu verecek. Beni şüphelendiriyorsun. Hayır. Seni asla şüphelendirmem Chara. Biz güçlü olacağız ve herkesi özgür bırakacağız. Evet. Biz güçlü olacağız. Herkesi özgür bırakacağız. Ben çiçekleri almaya gidiyorum.
Aa, oha, bir dakika, ciddi ciddi çarı çekmiyordu şu an. Beni duyabiliyor musun? Çara. Uyanmanı istiyoruz. Aa, dur lan, tüylerin diken diken oluyor. Bir dakika. Çara. Azimli kalmalısın. Bak, o Asgore'un sesiymiş değil mi baştan beri? Pes edemezsin. Abi, her şey öldüğümüzde biz bu sesi duyuyormuşuz. Aslında oyun bize şey demiyor. Abi dur. Sen insanların ve canavarların geleceğisin. Oha. Biz her öldüğümüzde geçmişteki sesi duyuyormuşuz. Pist içeri. Lütfen uyan. Bu planı artık sevmiyorum. Ben. Hayır, ben dedim ki. Ben seni asla şüphelendirmeyeceğimi söyledim. 6, doğru mu? 6 tane alsak yeter. Hem bunu birlikte yapacağız, değil mi? Bir dakika, şimdi bu bir ruh mu konuşuyor? Ezreal, köyümdeki çiçekleri görmek istiyorum. Şunu kim söyledi? Şurada bunu birlikte yapacağız değil mi diyen kim söyledi? Bir dakika, anlayacağız dur. Köyümdeki çiçekleri görmek istiyorum diyor. Köyündeki çiçekler sarı mı? Sana söz veriyorum. Görebileceksin Çara. Çara lütfen. Ayda, Çara öldü mü? Ölemezsin Çara. Henüz değil. Aha. Kalbi çıkıyor ama kırmızı kalbi. Ezreal Dreamer. Abi. Köyüne götürdü Çara'yı. Abi, tüm hikayeyi anlamaya başladım. Bir dakika. Dur lan. Hatırlarsanız normal sonda bize bir hikaye anlatmıştı ya. Köyüne götürüyor çiçekleri görsün diye. En azından çiçekleri görmemiz lazım. Oradaki çocuklar ona canavar diyorlar. O çocuğu öldürdü. Saldırın. Bekle. Ezreal'a vuruyorlar. Ezreal, karşı koymak zorundasın. Çara, hayır yapamam. Bu da şimdi ruhu. Ezreal'la şey konuşuyor. Eğer karşı koymazsan öleceksin. Ezreal'la Çara'nın ruhu şimdi Ezreal Dreamer'da birleşti ya. Ezreal, Mega Ezreal gibi bir şey oldu. Onun ismini unuttum, hemen yoruma yazın. Ezreal'ın içinde birleştiği için şu an ikisi konuşuyor. Eğer karşı koymazsan öleceksin. Onların canını yakamam. Eve gidelim. Tamam. Hadi eve gidelim. Evet, ölüsü orada ve Çara Azriel dayak yedi. Çara'yı aldı götürüyor şu an. Çara'nın ölüsüyle birlikte. Ve Asgore'un orada, Asgore'un tahtına koydu. Ve Çara öldü abi. Evet. Ve Ezreal yok oldu. Güzel hikayeydi. Hala Çara'yı tam anlamasak da. Of. Yorumlara yazın abi. Çara'yla ilgili başka animasyonlar var mı bu tarz? Hemen izleyeyim. Kötü sona başlamadan önce Çara'yı iyice tanımamız lazım. Ben direkt Bodos'un kötü sona başlayayım diyordum ama böyle spoiler yemeden bize hikayeyi anlatacak videolar varsa atın. Bu videoyu hemen altı yetiştirmem lazım. Şu an hemen montaj yapayım canlı yayın gibi. Yani siz bu videoyu izlerken ben bir saat önce çekmiş olacağım. Şu an saat 17.10. Her neyse, görüşmek üzere arkadaşlar. Bu tarz animasyonlar varsa acilen bana önerin. Mailden atın. İsmini yazın yorumlara. İzleyelim, kötü sona başlayınca hikayeyi daha iyi anlayalım. Hoşçakalın, sağlıcakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.